Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde de Kur'an-ı Kerim'den mesajlar, İsra Suresi ve Mülk Suresini işleyeceğiz. İsra Suresinin 36. ve Mülk Suresinin de 23. ayetlerini anlatmaya çalışacağız. Evet, öncelikle bir soruyla başlayacak olursak, işittiğiniz veya size her söylenen söze inanır mısınız arkadaşlar? Yani duyduğunuz bir haberi hemen gerçekmiş gibi algılar mısınız veya ona gerçekmiş gibi onunla hüküm verebilir misiniz veya onu başka birine gerçekmiş gibi aktarabilir misiniz? Bunları biraz düşünmenizi istiyorum. Veya gerçek olmasa da veya duyduğum her şeyi, işittiğim her şeyi aktarırım ve onunla da amel ederim diyorsanız bunun nedenini söyleyebilir misiniz? Evet. İsra suresinin 36. ayeti ile Mülk suresinin 23. ayeti de tam da bu noktaya işaret etmektedir. Estaizu billah ve la taqfu ma leysa leke bihi ilm inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula. Sadakallahul azim. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp yani gönül bunların hepsi ondan sorumludur diyor arkadaşlar İsra suresinde. Bu noktada da bizim kendimize bilgi olarak gelen şeyin bilgi edinme vasıtası olarak elde ettiğimiz her şeyi uzuvların ve bilgi edinme yollarının her birinin bundan sorumlu olduğunu bize söylüyor, bildiriyor. Yine Mülk suresinin 23. ayetinde de قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Burada da de ki sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. Burada da bize bilgi edinme vasıtalar olarak bir nimet olarak işitme duyusunu, gözleri ve gönlü, kalbi hissetme duyusunu, hissiyatı veren Rabbimiz olduğunu ve bu büyük nimetlerin karşısında da ne kadar az şükrettiğimizi, ne kadar bunların farkında olmadığımızı bize söylüyor, bize bildiriyor. Bu noktada da bunlar önemlidir arkadaşlar. İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi bir araştırma yapması bizzat Yüce Allah'ın emridir. Akıl ve vicdan bu şekilde hareket ettiğinde artık inanç dünyasında kuruntulara ve yanlışlıklara da meydan verilmez. Yani ne kadar bu ciddi araştırmaya ve doğru bilgiye erişirsek, bu kuruntulardan ve yanlışlıklardan uzaklaşırsak inancımız da o denli arkadaşlar kuvvetlenecektir ve vicdanımız da o denli rahatlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi şurada yani birçok yanlış yol ama istediği kadar güzel olsun, istediği kadar düz, engelsiz ve konforlu olsun doğruya ulaştırmadıktan sonra, doğruya bizi eriştirmedikten sonra hiçbir ehemmiyeti yoktur arkadaşlar. Onun için biz akıl ve vicdanla hareket ederek doğruya hak olana ve kuruntu ve yanlışlıklardan uzaklaşarak doğruya hak olana ulaşmak bizim de insaniyet namına ve İslamiyet namına önem verdiğimiz bir husustur. Dini konularda yüzeysel bilgilerle kuruntuya dayalı teorilerin peşine düşünmemelidir. Özellikle söz söyleme ehliyetine sahip olan insanlar bu noktalarda kendileri dikkatli davranmak zorundadır. Zaten bunlar önem ve ehemmiyet içeren şeyler arkadaşlar. Bu noktada da eğer hassasiyet gösterilmezse söylemiş olduğu sözler ve etmiş oldukları kelamlar farklı yerlere çekilebilir ve daha sıkıntılı ortamlar doğurabilir. Bu noktada da yine aynı şekilde hukuk alanında da tahmin ve şüpheyle davranılamaz. Hukuk dediğimiz şey net ve delile dayalı kesin olan şeylerdir. Zan ve şek ve şüpheyle burada herhangi bir işlem, herhangi bir hüküm verilemez. Yine yalancı şahitlik, kesin doğruluk anlamı taşımayan beyanlar ve hakikate aykırı hükümler bireylerin kulaklarının yenmesine sebebiyet verebilir. Bu noktada da dikkat edilmesi gerekir. Hani biraz önce nasıl dedik, yollarda levhalar varsa, yollardaki levhalar bizi doğru yola güvenilir bir şekilde ilerletiyorsa bunlar da bizim doğru ve güvenilir levhamız olması gerekiyor. Kul hakkına girmemek için kesin, doğru ve gerçek beyanları, gerçek hükümleri, gerçek bilgileri araştırmamız bu noktada önem arz etmektedir. Sosyal ilişkilerde zanla hareket etmek,
birisi hakkında gıybette bulunmak, dedikodusunu yapmak veya söz taşımak gibi olumsuz davranışlar bu insaniyet ilişkilerini, insanlar arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyen amellerdir arkadaşlar. Bu olumsuz davranışlar maddi ve manevi kayıplar yaşanmasına, yine aynı şekilde kalplerin de kırılmasına sebebiyet verir. Toplumun ahlakı, birlik, beraberliği ve düzeni de bunlarla bozulur. İnsan kendisine verilen beş duyunun ve aklın gerektirdiği sorumlulukları bilmelidir. Gördüğü, işittiği ne varsa hesap gününde hepsi karşısına bizzat gelecektir. Çünkü kulak, göz ve kalp biraz önce söylediğimiz gibi ayetlerde de geçtiği gibi bunların hepsi sorumludur. Yine okumuş olduğumuz ayet aynı şekilde arkadaşlar. İnsan yaratan yani insanı yaratan bilgiyi ve bilgi vasıtalarını veren bizzat Yüce Allah'tır. İnsanın en edici özelliği ise gözlem yapma ve düşünme yeteneğidir. Akli melekesini kullanmasıdır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel şey de zaten bu özelliğidir. Mülk suresinin 23. ayetinde insanı yaratan ve sayısız nimet veren Yüce Allah'a karşı nankörlük yapılmaması istenmektedir. Yani burada sayılan nimetler onun için sayılıyor zaten. Bu kadar bunca nimet verilmişken bu nimetlerin hakkını vererek hareket etmemiz gerektirdiğini ve bu nimetlerin hakkını vermemenin de nankörlük olarak ifade edildiğini bildirmek isterim arkadaşlar. En büyük nankörlük duyu organlarını yaratılış amacına uygun olarak kullanmamak, Allah'ın ayetlerine gözlerini ve kulaklarını kapatmaktır. En güzel şükür ise nimeti verene, o nimetin cinsinden bir amelle teşekkür etmektir. Yani göz nimeti verilmiş, Allah'ın kelamını okumak bu anlamda o nimete karşı o nimet cinsinden bir teşekkürdür arkadaşlar. İşte el vermiş sana, elinle bir hayır yapmak, kulağınla bir hayır işitmek, işte ağzınla bir helali yemiş olmak. Yani bütün bu şeyleri helal olandan, hayır olandan, hasenat kapsamında olandan kullanmak aslında bir nevi o nimet cinsinden bir teşekkür etmedir. Tarih boyunca insanlar Allah'ın ayetleri karşısında çeşitli tutum ve tavırlar sergilemişlerdir. İnkarcı bir tutum sergileyenler hem yaratılıştaki ayetlere gözlerini kapamışlar, hem de kendilerine okunan ayetlere kulaklarını tıkamışlardır. İşte biraz önce bahsettiğimiz nankörlük de tam da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tam da yapılan fiilin karşılığı burada nankörlük olarak söylenebilir. İslam İnsanın sağduyusuna hitap ederek yanlış inanç ve tutumlardan kurtulmasını, hakka ve hakikate teslim olarak yaratılış amacını gerçekleştirmesini insanlardan istemektedir. Rabbimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde, işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, yani gerçekleri görmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Enfal suresinin 20. ve 22. ayetleri arkadaşlar. 20 ila 22. ayetleri bu şekilde. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.